Şimdi bir Gazze meselesiyle ilgili ilintili bir olay meydana geldi. Antalya Spor'un İsrailli futbolcusu nasıl okunuyor Melik? Evet. Jeksel. Jex, Jeks. Jeheksel. Orijinali Hezekel de. Öyle isim. Ne hey abi? İsrail'de. Şimdi İsrail'de Hezekel diye eski bir nitekim bir peygamber vardır. Hezekel. Jeheskel. Oradan esinlenerek evet, koydukları özellikle. bir isim bu. Biz Jeheskel diyelim yine de. Evet. Yani bu Jeheskel denilen futbolcu e, Antalya Spor'da oynuyor. İşte Maçın sonunda ne yapıyor? Şöyle bir... Bilek ben de diyeyim. tam anlayamadım. Abi gel şunu bir anlamlandırsana bize ya. ben. Abi bize golü attıktan sonra Siz kimsiniz? Abi? <laughs> o, kadar, o kadar içselleştirmiş. Biz 1-0 öndeydik. Bu golü attı bize 1-1 oldu. Bu arada biz bunu şimdi bu yurçuna gitse bunun golünü de yok saymamız lazım. <gülüyor> yani 3 <laughs> puanı geri verin bize. Ya bunu böyle e, maç şeyden Kolumda golden kişi. sonra mı maçtan sonra mı yaptı bunu? Golden sonra. Golden sonra, sonra ya. Ondan sonra kameraya doğru. Yani elinde böyle bir şey var mıydı? Bu bir sargı gibi. Sargı. Maç sırasında var mıydı bu? <laughs> Ben vardır. onu çok dikkat etmedim ama vardır. Vardır, yani. onu sonra sardıramaz ki. Tabii, sardıramaz, doğru. maç sırasında vardır. Yazı yazdırmış, bayrak Ondan sonra yani. gösterince yani. anlaşılır. Şimdi burada şey yazıyor, 100, 100 days, 100 gün. gün. Evet. 7 Ekim. Ne diyor? 7 Ekim. 7 Ekim. 7 Ekim. Ekim. Yüz gün ve Davut Yıldız'ını koy. Şuradan Davut bakalım Yüz ya. Tabii. Ya ha. Onur niye söylemiyorsun burada büyütü <laughs> tamam 100 gün diyor. Bir tane burada Davut Yıldızı var. Ha 7 Ekim. 7 Ekim. 7 Ekim 100. yılıydı. İşte şey, Hama, Yüzüncü Hamas'ın günü. Hamas'ın ha, 100. günü. Hamas'ın İsrail'e Bu ne abi? Yıldır. Bu adam ne yapmak Şimdi istiyor? Şimdi şöyle bu bize şunu gösteriyor. Yahudi toplumunda ve İsrail'de özellikle algı devlet tarafından yani İsrail devleti tarafından farklı veriliyor. Bizim düşündüğümüz gibi değil. Bunu bir kere bir tespit etmemiz lazım. Nedir o algı? Onlar şunu düşündürüyorlar kendi toplumlarına. Yani bütün dünya, başka milletler, kardeşim sivilleri öldürüyorsunuz, çocukları öldürüyorsunuz, insaf falan insanlar böyle bir e, şeye girdiler. E, artık tuhaflaştılar. Ne yapıyorsunuz delirdiniz mi modundalar? İsrail'e karşı. İsrail'e karşı. Ama görüyoruz ki İsrail devlet konsepti. Kendi toplumuna biz saldırıldık, biz haklıyız, sivillerimizi öldürdüler, ceza ödetiyoruz diye öğretiyorlar. Bu algıyı yaratıyorlar. Yoksa bu böyle bir şey, yani İsrail, Yahudiler şu anda utanıyor olsa yaptıklarından. Çünkü dünyanın modu şu. Böyle bir şey yapmaz bu Böyle bir şey yapamaz, utanır. E, utanılacak modda değil onlar. Bütün dünya ne yapıyorsunuz, delirdiniz mi diyor İsrail'e. E şimdi normalde dünyanın algısı olsa bunlarda bir parça bile. Ya dünya bize nasıl bakıyor? Modunda olsalar, durumunda olsalar, şöyle bir yazıyı koymaz bu. Utanır. Yani çünkü yüz gündür sivil öldürüyorlar. 100, çocuk öldürüyorsun. Tamam işte çocuk öldürüyorlar, sivil öldü. Yaptıkları bu. Ama böyle bir şeyden en vahşi adam bile bunu koyamaz. Utanır. Buradan şunu anlıyoruz ki anlamalıyız ki bu insanlar. Yani İsrail'de yaşayan Yahudi toplumu özellikle. Başka ülkelerde Yahudiler, yaşayan Yahudilerin böyle düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü onlar kendi yaşadıkları ülkedeki e, algı, televizyon, yayınlar, basın, yazılı ve sözlü basından durumu dünyanın İsrail'e nasıl baktığını onlar öğreniyorlar. Ama İsrail toplumu demek ki bunu öğrenemiyor. Çünkü onlar için 100 gün önce Hamas'ın öyle bir şey yapması, o müthiş bir olay, sivillerimiz öldü, Buna karşılık bizden 1500 kişi mi öldü? 150 bin kişi öldürelim falan. Bu moddalar. Çok güzel açıkladın abi. Bir de bir de şöyle bir şey var yani bunu şimdi ya ben o kadar anlam veremedim ki yani çünkü tam hamas saldırısı oldu. Ona itiraz edebilirsin. Hı. Ama onun bin kat fazlasını sen Gazze halkına yaptın. Bebek çocuk filan demeden yaptın. Normal bir insanın, ben medeni bir insanın, bir futbolcunun böyle bir şey yapabileceğine, yani o, bu o Hamas saldırısı üzerinden yapılanları, Gazze'ye yapılanları meşru görebileceğine hiç ihtimal vermediğim için ya şuna bir bakalım, biraz daha detaylarına girelim. Başka bir şey mi söylemek istiyor acaba? Hani savaş bitsin mi demek istiyor? Barış mı istiyor acaba evet. falan diye bir evet. durdum yani. İyi, bunlar. Yani, o kadar Tabii şey geldi de. ki Değil bana mi? vahşi, gayri medeni bir tutum yani. Hatta bence oradaki Yahudi toplumu, İsrail'de yaşayan Yahudi toplumu binlerce çocuk öldürdüklerini de yani bunu Hamas'et zannediyorlar, farkında değiller. Kendilerine duyurulmuyor bu. Gerçeklikten kopuk. Tabii gerçek oradaki medya algısı o topluma böyle sunuyor olayı. Ama hep öyle değil. Yani İsrail'in içerisinde tamam, de ya da var, gör, yurt dışındaki Yahudi toplumlarında da bunu protesto yurt dışı edenler zaten var. Olayı. Ama bu biraz şey. İsrail'in içindekiler de var. Şimdi İsrail'e gidince takip ettim ben. Bir kahraman gibi oradaki bir fanatik grup bunu kahraman gibi karşıladı. Belli ki oradaki fanatik gruplarla da bir bağlantısı var en azından aynı zihniyet. O da olabilir. O da vardır ayrıca. Vardır evet. Ama İsrail'de bugün için genel havanın tabii buna yakın olduğuna Doğru. emin ol. Çünkü bir şey biz atlıyoruz. İsrail bunu dünyaya söyleyemiyor ama asıl problemi Hamas'lan orada saldırıya uğraması değil. Hamas yani Hamas yönetimi Filistin'deki İsrail devletinin mevcudiyetini de kabul etmiyor. Evet. Reddediyor. İsrail devleti olamaz diyor. İsrail'in asıl takıntısı o Hamasçılara ve Hizbullahçılara. Doğru, doğru. Doğru. Orada öyle bir sorun şey var, öyle bir yaklaşım var Hamas'ın. Peki şöyle bir şey olmuş. Şimdi bu böyle bir şey yaptı. Ya bir de Türkiye'de böyle bir şey yapıyorsun. Yani Türkiye'de belli bir Gazze duyarlılığı var. Ya yani insani bir tavır konuyor filan. Bunu böyle tam kışkırtıcı bir kışkırtıcı şey bir yani bu gerçekten. Çok provokatif. Yani. Provokatif yani hiç yani, sporcu değil yani. O, şey yaptısın yani maç sırasında buna niye gerek duyarsın. Yani. Golünü atmışsın, maçını oyna ama bir şey. bunu denetlemiyorlar mı panic. yani böyle bir? Gerçi bunun neresini denetleyecek? Tabii, Buraya gizlemiş tabii. bunu buna Mehmet. Bandajın altına geldi. Evet. Bandajın altında. Hazırlık yapmış önceden. Ee, şey yaptılar. Gözaltına aldılar sonra bıraktılar. O gözaltına alınca biraz böyle şey demiş herhalde. yani ben Bilmiyorum. Bilmiyorum. Durumun farkında değilim demişler. Evet. Demin Sen, anlattım ya. Yani durumun farkında olmadığını evet. gösteren Demin, cümleler söylemiş. Evet. evet. Doğru. Senin. Anlattığını. Ama bizimkiler de doğru yapmışlar abi. Şimdi yani bu tablodan da ben e, dün ya da evvelsi gündü. Burada yine tartışıldı. Gaffarı dinledim. Gaffar da benim Gaffar yakınca var ya. O da benim söylediğim gibi bir şey söylüyordu. Yani bu adam hatalı, bu adam yanlış, algı hepsi yanlış. Ama bizim tutup bunu vay ne dedin? Hop dövelim, hapse atalım. Bu da bizim yanlışımız olurdu. Sen git kardeşim denir. Git tamam zaten öyle sözleriz. yaptık zaten. Ha, tamam kendi işte ben gideyim ya doğru dedi. doğru yapıldı diyorum Melik zaten. Göz altından sonra ben gideyim Sınır dedi. Sınır dışı mı edildi? Yok. Ha. Kendi isteğiyle gitmek de istedi. Sınır dışına gerek kalmadı. Gitsin Hapoel Tel Aviv'de oynasın işte. Aynen. Yani Gitsin bence yapılması İsrail'de de. doğru dedi. Ha, orada Hapoel Tel Aviv var, Makabi var. <laughs> Bunu şimdi kahraman da ilan ederler. Öyle işte. yaptılar zaten. Öyle yaptırsa git. Yani bu Gerçekten. Var mı öyle bir görüntü mü var? İ, şöyle. İl, Bak, ilk... Onur diyor ki is, omuzlarda karşılandı. Bak tabii tabii. Abi, tabi, tabi. abi vallahi, vallahi Tabii. tabii oradaki diyor. oradaki fanatik gruplar omuzlarda karşıladı. Şimdi Avrupa'da oynayan Filistin kökenli futbolcular bu çocuk ve kadın katliamına karşı çıktığı için takımlarda sözleşmeler iptal ettiler. Ya sen Almanya'da düşün bakalım bir tane futbolcu şuraya Çocukları öldürmeyin ey İsrail yassa. Evet. Onu ne yaparlardı ya? Yani Yani yaşadığını açıklayan ya. Fransa'da, Almanya'da böyle şey, zaten 3, 4 tane futbolcuyu aynı şekilde öyle cezalandırdılar sözleşmelerle. Öyle bir de şey ya. yapmadı. Onlar sadece sosyal Hep medya ki, paylaşımı paylaşımıyla ya. yani. Evet, yani adam maç sırasında sosyal, da sosyal medyada değil evet maç sırasında düşüncesini ortaya koydu. Dedi ki çocuklar, kadınlar öldürülmez. Bak olayın farkında olsalar Instagram'da birkaç video gördüm ve izledim. İlk kez hayatımda ilk kez bunu görüyorum. Hitler'in Yahudilere yaptığı bir insanlık ayıbıdır ya. Herkesin utanacağı bir şey şüphesiz. Rezilliktir. İlk kez Soykuyorlar görüyorum. Hitler haklıymış diye videolar yapıyorlar. O da yanlış. Ya tabii yanlış yani da yanlış. şunu demek istiyorum. İş o noktaya geldi. Yahudiler yani. İsrail ne yaptığının farkında değil. Hani bir laf var ya. Allah'ım onları affet ne yaptıklarını bilmiyorlar hmm. diye. O doğru. Hakikaten farkında değiller. Yani üzerlerindeki mağduriyet ve ezilmişlik yaftasını ilk kez böyle inanılmaz bir asıcı, kesici, tahakkümcü, herkese kafa tutucu bir moda girdiler. Algıları böyle oluşmaya başladı. Ya ge geçen Netanyahu dün mü bugün mü Lahey'i takmayacağız. Tabii, Lahey Lahey tabii. De devam ediyor. Tabii, tabii. <laughs> e şuraya bak ya. Uluslararası kurumlara kafa tuttu Ahmet Bey. Şey dedi ya BM genel kuruluna takmıyorum seni dedi yani lahay mahay adam bütün uluslararası grupları şimdi bu 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 adam dedirce hani Filistinli biri yapsaydı ben size söyleyeyim Filistinli ne olur Filistinli değil bu, ya Filistin'e destek verseydi ha, biz. futbol lisansı iptal edilir edilirdi o. ya da maç cezası alırdı kesin bu adam kahraman olarak gitti Tel Aviv'e algıları bu çoğunlunu bak abi Feli vallahi ben değil. de <laughs> yemin ben de Ahmet Bey gibi ya dedim acaba bu konuda belki başka bir şey demek istiyordur. Vallahi ben öyle araştırdım Bir yani anlamaya çalıştım. Ya, ya. Hepimizdik o tepkiyi. Antalya Trabzonspor maçında. Ama bak Hakan Bayraks'ın söylediği şey çok doğru yani. Beyin yıkanmış, şuursuzluk hali var. Değil orada mi? Orada bu algı yaratılıyor. Hala bu algının üstündeler. Yani şuursuz. Yani oradaki yazılı ve sözlü basın da bu cihette ha. Yani mesela devletin normal televizyonlar, bazı yayın organları falan orada hala İsrail'in düşmanı, yok edicisi, 1500 kişi öldüren Hamas modundalar. Evet.